Herkese merhaba sevgili tarihsever dostlar. Bugün Troas bölgesindeki Tenedos kentinin sikkelerini analiz etmeye başlayacağım. Günümüzde Bozcaada olarak da bilinmektedir. 10. ayın 9'u 2015 yılında 50 bin İsviçre frangı ile müzayedeye sokulan sikkemiz 55 bin İsviçre frangına müzayede satışı gerçekleşmiştir. TL olarak hesapladığımız zaman ise 583 bin TL gibi yüksek bir fiyat tutmaktadır. Şimdi sikkemizin yüksek fiyata gitmesinin nedenlerini sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım. Ama ondan önce sikkemizin ön ve arka yüzündeki figürlerden, sahnelerden bahsedeceğim. Sikkemizin ön tarafına geçtiğimiz zaman birbirine bitişik olarak figür olarak resmedilmiş bir Zeus ve Hera başını görmekteyiz. Zeus bildiğimiz gibi tanrıların ve insanların babası, Yunan mitolojisinde ise en güçlü ve en önemli tanrıdır. Hera ise evlilik tanrıçası olarak bilinmektedir. Zeus'un hem kardeşi hem de eşidir. Şimdi bu figürü almalarının, basmalarının nedeni Zeus ve Hera'nın yaşamış olduğu o mitolojik aşk ve mitolojik olaydan bizlere bahsetmektedir bu sikkenin ön tarafı. Arka tarafına geçtiğimiz zaman ise bir defne çelengi ve defne çelenginin ortasında çift yönlü balta, baltanın hemen altında 2 adet üzüm salkımı ve baltanın üst tarafında bir sikke lejantımız bulunmakta. Şimdi çift yönlü balta Grit'in çok eski ve kült bir simgesidir. Bu baltaya Labris denmektedir. Eski bir geleneğe göre Greklerin yani Yunanların Ares, Dionysos, Yunan mitolojisinde evreni yaratan, kaostan çıkaran tanrının silahıdır. Böyle bir mitolojik olaydaki bu savaş aletini bize anlatmak istemişler. Şimdi baltamızın alt tarafında 2 adet üzüm salkımı var. Bu üzüm salkımları da Bozcaada bölgesinde üzüm yetiştirildiğini, bunun ticarette kullanıldığını, şarap yapıldığını ve şarap ticaretinde yine kullanıldığını bizlere anlatmak istemişlerdir. Nasıl ki Silfyon bölgesindeki o bitkinin para üzerinde resmedilmesi gibi. Şimdi baltamızın hemen üst tarafında ise sikke lejantımız görülmekte. Burada şehir isminin harflerinin kısaltılması kullanılmamış. Direkt şehir ismini komple yazmışlar. Şimdi sikkemizin gramajı 16.81 gram ağırlığında. Tenedos tetradrahmisi olarak geçmektedir. Gramaj olarak gayet yerinde. Şimdi sikkemiz gümüş madeninden yapıldığı için fazla bir deformeler görülmemekte. Bazı sikkelerde gümüş de olsa deforme oluyor ama bu sikkemizde bir deforme olmamış. Zeus ve Hera başının yüzlerinin, burunlarının, gözlerinin ne kadar net olduğunu görebiliyoruz. Sikkede bir deforme yok. Bir baskı kayıklığı ya da herhangi bir şekilde bir baskı hatası görülmemekte. Bir kullanım eskiliği de yok. İşte bunların olması sikkeye artı bir değer katmakta ve sikkemizin yüksek bir fiyata gitmesine neden olmakta. Bu sikkeler az çıkıyor. Az çıktığı için de müzayedelerde koleksiyonerlerin birbirleriyle kapışmalarına neden oluyor. Bu da sikkenin fiyatının yüksek mevlalara gitmesine neden oluyor. Şimdi bu Bozcaada sikkelerinin bu baltanın hemen altında figürler var. Mesela bu iki üzüm salkımı figürü burada kullanılmış. Bazı sikkelerde bir üzüm ve diğer tarafta farklı bir figür betimlenmiş. Bu figürün betimlenişine göre paranın fiyatı düşmekte veyahut yükselmekte. Bundan da bahsetmek istedim.